Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömer. F1 vize başvurusu Amerika'da şirket kurulumu yapılıp ilk ürünler Türkiye'den getirildikten ne kadar sonra yapılmalıdır? Ayrıca Türkiye'den getirilen ürünlerin hemen Amerika'da satılması şart mıdır? Yoksa stok olarak warehouse'da tutulup zamanla satışının yapılması yeterli midir? Mesela getirilecek olan 500 bin dolarlık ürünlerin satışı 2 ayda sürebilir. 2 senede bununla ilgili bir kısıtlama var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. E1 ticaretçi vizelerindeki bütün önemli olan nokta çok ciddi anlamda ticaretin iki ülke arasında yapılıyor olması. Dolayısıyla bu ticaret yapan kişinin ya da E1 vizesini almak isteyen kişinin sahip olduğu firmanın iki ülke arasındaki ciddi anlamda ticareti yapıyor olması gerekecek. Bu şöyle olmamaktadır. Hani illa şu kadar adet bir ticaret yapılacaktır ya da mal getirilecektir diye bir kısıtlama yok. Ama genelde 2-3 kişi bundan sonra ya da işte 2-3-4 kez mal gelimi ya da ticaretiyle bu vize başvurusuna gitmek çok mantıklı olacaktır. Tabii aynı anda bu ticaretin hani kaç kez yapılmış olmasının yanında meblağ da önemlidir. Eğer bu noktadaki eğer diyelim belki bir seferinde ya da iki seferde bu 500 bin dolar civarında bir mal ya da ürün getirilecekse bu çok ciddi bir rakamdır. Dolayısıyla o tip o miktarda ürünler geldikten sonra da başvuru yapmada bir engel olmayacaktır. Dolayısıyla E1 vizesi için başvuru yapılabilir duruma gelecektir kişi. Sorunun son bölümüne gelirsek, peki bu kadar ürün getirdik ama bunun satışının ne zaman olacağı belli değilse noktasına geldiğimizde tabii ki ürünlerin gelmiş olması ve burada satışının başlamış olması gerçekten ticaret inandırıcılığı noktasında önemli bir etken olacaktır. Dolayısıyla hani burada illa bütün ürünlerin satılmış olması şart değil ama en azından ticaret yapıldığını ve burada da işte belli bir anlamda yer tutulduğu, malların o depoya koyulduğu ve satışların başladığını göstermekte fayda olacaktır diyebilirim. Yani getirilen bütün 500 bin dolarlık ürünlerin hepsinin satılmış olması şart değildir. Hepsi satılmadan da bir miktarının satılmış olmaya başlaması da bu noktada kişinin E1 vizesine gitmesi için yeterli bir durum oluşturacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.